Hayatımda bu kadar yağmurda ilk defa sürüyorum. Hiç bu kadar... Bir de rüzgar var. Acayip bir rüzgar var. Güzel bir Trabzon sabahından herkese selamlar arkadaşlar. Saat 5'i çeyrek geçiyor ve güneş doğuyor, Trabzon'dayız. Sonunda gidiyoruz. Ege'ye gidiyoruz, Akdeniz'e gidiyoruz. Serkan, Akın ve ben hazırlandık. Sonunda gidebiliyoruz. Aylardır, belki de bir yıldan fazla oldu. Planını yapıyoruz. Ha gittik, ha gideceğiz. Gittik mi gidemiyoruz. Biri karantinaya girdi, öteki karantinaya girdi derken gidemedik. Planlar hep iptal oldu ama... Bu sefer inşallah Allah nasip ederse kazasız belasız bir şekilde Muğla ve Antalya yapıp döneceğiz. Şu an sabah 5'i çeyrek geçiyor saat. Serkan ve Akın'ı bekliyorum. Birazdan gelecekler. Vakfı Kebir'deyim. Buradan beraber bir şekilde batıya doğru yol alacağız. Motorumu göstereyim size. Motorumu hazırladım. Tabii temizledim öncesinde. Üçlü çantam var. Tapkeyizim var. Tapkeyizin önüne böyle bir çanta koydum. Bu çantada sadece kamp malzemelerim var. Onun için tabii olmazsa olmazım gidon çantası. Tapkeyizim. Üçlü çantam. Başka da bir şeyim yok. Bunlar yeter. Evet, yollarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, Serkan geliyor. Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştiriyoruz. Sonunda hallediyoruz. Sonunda gidiyoruz. Hadi bir günaydın sonra. Hocam. Günaydın canım. Evet, Akın da geldi. Aylardır, yıllardır yaptığımız planı ama uygulayamadığımız planı bugün inşallah gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Akın'ın motoru arka lastik siboptan hava kaçırıyor. Şimdi onun için burada bir motorcu bulduk. Yalçın Ticaret. Lastiği sökecek, bakacak. Hava da kök gümlüyor. Bakalım ne yapacağız ya. Sağanak olmaz inşallah. Gerçi televizyonda hava durumunda hep sağanak diyordu ama. Kök gümlüyor. Trabzon naması gitti içinde. Evet, Trabzon havası şu an Samsun'a. Aa, para vereceğim bana. Trabzon havasını buraya saldım. Ama baba, o da 61. Aha, sen ne zaman değiştin plaka? Aa, o değil. Senin motor değil bu, doğru ya.
Termosifon var. Bunun makineden geçiyor. Çakallı'dayız Samsun'da. Saat 13.40. Sabah 6'dan beri yoldayız. Ama oyalana geldik. Bayağı mola verdik. Biraz acıktık, şimdi menemen yiyeceğiz. Meşhur Çakallı menemeni. Ye bakalım. Meşhur. Arası. On numara. Böyle yapıyorsun onu. Böyle yapıyorsun. Sıra sende ver. Şimdi menemeni böyle yiyeceksin. Gömeceksin. Üç parmak kardeşim. Şöyle bir halka hareketi ve... Şöyle bir söğüt ağacını bulduk altında. Bir de şurada çeşme var. He? Rüzgardan dudaklarım kararmış. Tamam, susuzluktan işte. Giyim var ya. Bit istasyonunda durduk şimdi. Yağmur yağıyor. Yağmurlu giyeceğim. Ben giyeceğim. Yağmurluklarımızı giyeceğiz. Ben de arkadaşlar. Giyeceğim. Ben yağmurlu sadece üstünü giyeceğim. Oğlum giy altını niye giymeyeceksin? Yani? Yağmurluklarımızı giydik. Şu an bir bit istasyonunda saklandık. Burada biraz dinleneceğiz. Çay falan içeceğiz, çikolata yiyeceğiz. Bu hava da biraz kötü. Şu ilerisi açık ama. Yer, olsun. Motorum da tabii kirlendi.
Ha, bura niye bu yaptı? Şu an bu yaptı. Akın, benim kuryecik hislerim var. Ben anlarım önceden yağmurun yağıp yağmayacağını. Bu hava yağmaz. Ben dedim ki sola dönüp döner şeklini veya sağa döner şeklini mutlu olur. Şu üstüne bir bakabilir miyim dost? Güzel olmuş. Bu hava yağmaz. Birazdan şortumu giyeceğim. Kuryecik hisleri var arkadaşım. Hayatımda bu kadar yağmurda ilk defa sürüyorum. Hiç bu kadar... Bir de rüzgar var. Acayip bir rüzgar var. Kafamı geçireceğim. Her yer ıslandı. Herkes ıslandı. Yoldan akan suya bakar mısınız? Bir de acayip bir rüzgar vardı. Şu an biraz azaldı. Korkmadım desem yalan olur. Şu an üşüdük. Yağmur dolayısıyla hava soğudu. Şu karşıdaki mescide gidiyoruz. Orada evet. Biraz ısınalım. Hava tahmin raporu Serkan Bektaş. Bir tahminde bulundu. Kuryeci uzmanı. Kuryeci uzmanı. 10 yıllık kuryeci. Üzerinden 15 dakika geçti ve şu an bu durumda. Donla kadar ıslandı. Evet. Gitti, uzman arkadaş. Altı giymedin lan. Giy altını. Sen yine parayla yap. Meteorolog arkadaş. Şurada biraz oturacağız. Dinlenelim ya. Neyse ki burada şey yapalım. Evet. Motorları oraya bıraktık. Şimdi camiye geldik. Oğlum içeri ayakkabıyla girmeyin lan. Şuraya gidiyoruz. Abi kenarda var. Hazır bir ekranda. Yağmurda kaldık. Demin çok fena yağmur yağıyordu. O yüzden kamerayı kapattım, çekemedim. Yollar çok tehlikeliydi. Yağmurdan dolayı Akın'ın motoru da biraz tekliyor. Onu tamir ettik. Ama herhalde tam olmadı. Yine bir sorunlar var, durduk şimdi. Motorunda bir şeyler oluyor. Yine tekliyor mu Akın? Sonra da bulduk ya. Hava fitesinden içeri su çekiyor. Su çekiyor. Ha. Oradan bayağı su akıyor ama sen durduğun zaman. Buradan akmaması lazım ya. Hava filtresi orada mı? Hı. Şu an Ankara'ya 100 km kaldı. Kırıkkale'deyiz galiba. Dikkat et arabalara, dikkat et. Ellerim yağmurdan dolayı bak buruş buruş oldu. Saat 7'yi geçti, 7.30. Of, hiç hayatımda böyle bir yağmurda sürüş yapmadım. Erkan eldivenlerini düşürdü. Geri döndü onu almaya. Şimdi onu bekliyoruz. Tüm aksiliklere rağmen devam ediyoruz. He? Hala yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz Allah'a şükür. Ankara'ya ne kadar kaldı? 75-80 falan. Bir saatte gider. Aha, bir saat sürmez.
Ankara'dayız. Fatih'in yerinde. Fatih polis arkadaş. Şu bize böyle güzel bir masa hazırladı. Gelir gelmez masaya konduk. Yolluyorum. Tarifini aşağıdaki linki bırak. Çok zorlu yollardan açtık ama güzel bir sofraya da oturduk. Fatih'in ellerine sağlık. Eyvallah, afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kapat da yiyelim.